Hepinize merhabalar. Her hafta olduğu gibi önemli gündem maddeleriyle bugünkü yayınımıza başlayalım. Pazartesi günü enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyon rakamları son dönemde önemli hale geldi. Hem önümüzdeki dönem faiz indirimleri olacak mı? Bu enflasyon rakamları önemli bir gösterge olacak mı, olmayacak mı? Hem bunun için bakıyoruz. Hem de yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonunda işte asgari ücrete ve çalışanlara yapılacak zam oranları, bu enflasyon oranları bunlar da belirleyici olacak. Onun için takip ediyoruz. Burada beklenti Ekim ayı enflasyonunda aylık %2,5'luk bir artış olması yönünde. Yıllık da eğer 2,5 olursa 48 civarında olacak. Tabii önce İstanbul Ticaret Odası'nın İTO'nun verileri geldi. İstanbul'un Ekim ayı aylık enflasyonu %3,64 oldu. Yıllık da %59'larda. Burada baktığımızda o tarafta İstanbul enflasyonunda yukarı trendin hala olduğunu görüyoruz. Tabii hafta içinde Türk İş'in rakamları açıklandı. Özellikle açlık sınırı, yoksulluk sınırı ile alakalı. Burada açlık sınırına baktığımızda 20.431 lira olmuş açlık sınırı. Bu daha önce 19.830 liraydı. Yoksulluk sınırı da 66.553 liraya yükselmiş. Şimdi sadece bir aylık açlık sınırındaki artış %3 seviyelerinde. Yani şunu diyebiliriz, asgari ücretin %20 üzerinde açlık sınırı şu anda. Türkiye'de çalışan nüfusunda yaklaşık %40'ının asgari ücret civarında ücret aldığını düşünürseniz toplumun büyük kesimini ilgilendiren durum aslında bu. Önümüzdeki yılbaşı öncesi, yani Aralık sonuna doğru bu asgari ücret konusuyla alakalı olarak çok konuşulacaktır ekonomi cephesinde bu rakamlar. Cuma sabaha karşı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı ve burada bu mevduatlardaki stopaj oranlarında bir artışa gidildi. 6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj %7,5'tan %10'a, 1 yıla kadar olan vadede %5'ten 7,5'a, 1 yıldan uzun olan vadeli mevduatta da %2,5'tan 5'e çıkarıldı. Yani 2,5 puanlık stopaj artışı yapıldı burada. Şimdi bu önümüzdeki dönemde özellikle para piyasası fonlarında, biliyorsunuz son dönemde çok konuşuyorduk, para piyasası fonları %50 civarında getirisi vardı ve borsaya rakip diye bundan bahsediyorduk. Önümüzdeki dönemde bu para piyasası fonlarında bir miktar bu nedenle çıkışı olabilir ya da buradaki ilgi azalabilir. Çünkü stopajın artırılması gelirin azalması demek. Dolayısıyla bu üstü kapalı olarak örtülü bir faiz indirimi anlamına da gelebilir. Tabii ki bu mevduattaki artışlar fon cephesinde de etkili oluyor. Çünkü 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren iktisap edilen para piyasası, TL borçlanma araçları, kira sertifikaları, fon sepeti fonları, altın ve kıymetli maden fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda %7,5 olan stopaj oranı da %10'a yükseldi. Bunun dışında kalan işte değişkendir, karmadır, eurobonddur, dış borçlanma, yabancı hisse senedi, serbest fonlar ve ünvanlı döviz ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlarda herhangi bir değişiklik yok. Onlar zaten %10'du. %10 olarak devam ediyor. Şimdi burada stopaj olmayan fon olarak sadece hisse senedi fonları kaldı. Yerli hisse senedi fonlarında biliyorsunuz vergi yok, sıfır. Çünkü hisse senetlerinde vergi yok. Dolayısıyla hisse senedi fonlarında da vergi yok. Kısaca aslında fon konusunda da fonlarda %10 vergi geldi tümüne diyebiliriz. Böyle de özetleyebiliriz. Bu önemli haberlerden işte geçtiğimiz haftanın haberlerinden, önümüzdeki hafta beklentilerinden bahsediyoruz. Yurt dışı tarafına baktığımızda da önümüzdeki hafta önemli bir gündem. Amerika'da seçimler var Salı günü. Tabi bu seçimlerin piyasalar üzerine nasıl bir etkisi olur, seçim sonuçlarının nasıl bir etkisi olur? Kısaca ona değinmek istiyorum ben. Salı günkü bu seçimler sonucunda Amerika'da işte bakıyoruz, adayların farklı ekonomik vizyonları var. Yani bu ekonomik vizyonlarıyla alakalı olarak çeşitli vaatleri var. Amerikan ekonomisi için iki farklı yol sunuyor aslında Amerikan seçimleri bize. Her iki adayda da konu başlıkları diyelim hemen hemen aynı. Çünkü enflasyon her iki aday da konuşuyor. İş gücü istikrarı, ondan sonra kurumsal büyüme gereksinimleri, bunları kabul ediyorlar. Ama bunlarla ilgili alacakları tedbirler, uygulayacakları formüller birbirlerinden farklılık gösteriyor. Trump seçimi kazanır ve Cumhuriyetçilerin kongre desteğini de alırsa eğer, burada kurumlar vergisi indirimlerinden önümüzdeki dönemde bahsedebiliriz, Amerika için söylüyorum. Ondan sonra yerli sanayiyi korumaya yönelik güçlü tarifeler olabilir. Çeşitli ekonomik politikalar geliştirilebilir. Bu uygulamalar tabii Amerika'da üretim alanında, hangi üretim işte enerji ve sanayi sektörlerinde sermaye yatırımlarını ve bu sektörlerdeki sermaye yatırımı arttığı için de istihdamı artırabilir. Rekabet çilik güçlenebilir. Bu tarz sektörlerdeki şirketlerin Amerika dışında rekabetçi bir hale geldiğini görebiliriz. Tabii agresif ticaret politikaları
Amerikan dolarını güçlendirir. Bu durumda ihracata yönelik sektörlerde fırsat yaratır. Şimdi eğer bölünmüş bir kongre olursa, yani Trump başkan oldu ama Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağlayamadı kongrede. Böyle bir durumda Trump yönetimi yine enerji ve finans gibi sektörlerde düzenleyici kısıtlamaları azaltarak Amerikan hisse senetlerinde istikrar sağlayabilir. Yani böyle bir durumda sert satış gelir diye beklemek yanlış bir düşünce olabilir. Onu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi enerji ve finans gibi sektörlerde düzenleyici kısıtlamaların azaltılması işletmelerin maliyetini azaltacak ekonomik teşvikler piyasaları destekleyici bir durum söz konusu olabilir. Böyle bir durum yaratabilir. Eğer Kamala Harris yönetimi ve demokratların da tam desteğiyle başkan olursa sosyal ve daha çok böyle altyapı yatırımlarını destekleyecek, altyapı programlarını finanse edecek çeşitli teşvik politikaları uygulayabilir. Burada hangi sektörler ön plana çıkıyor tabii ki böyle bir durumda da yenilenebilir enerji, ondan sonra sağlık, konut gibi sektörlerde harcamalar yapılabilir. Bu daha çok hani böyle sosyal, eşitlikçi, adil bir dağılımla alakalı söylemler olduğu için Demokrat'ta ve Kamala Harris'te bu tarz sektörlerin ön plana çıkması muhtemeldir diye düşünüyorum. Böyle bir durumda Amerikan dolarında ılımlı bir istikrar yakalanır. Ayrıca Amerikan ticaretine bağlı gelişmekte olan piyasalara da fayda sağlar bu durum. Ama Kamala Harris başkan oldu ama kongrede çoğunluğu sağlayamadı. Böyle bir durumda da iki partinin de desteğini alabilecek ılımlı bir politika izlemesi muhtemeldir. Böyle bir durumda da işte temiz enerji gibi, sağlık gibi sektörlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Her iki başkan adayının da her iki tarafında destekleyici sektörler olacaktır bunlar. Evet, bu gündem maddelerinden sonra gelelim yurt içine. Biliyorsunuz son 2 ya da 3 haftadır özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki short pozisyonlardan bahsediyorduk. Bunların nasıl piyasaları etkilediğinden vesaire bunlardan hep geçmiş yayınlarda bahsettik. Bunu söylüyordum. Ekim vadeli kontratlarda özellikle bir iki tane kurumun yoğun kısa pozisyonlarının olduğunu, short pozisyonlarının olduğunu ve bunun piyasayı baskıladığını özellikle belirtiyordum. Şimdi ay sonuna kadar acaba bu pozisyonlar kapanacak mı yoksa aralık vadeye taşınacak mı bu pozisyonlar diye bekliyorduk, bakıyorduk. Bir hafta boyunca baktı ve gördük ki ekranda da zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. İş yatırım 196 bin kontrat Ekim sonu itibariyle pozisyonlarını taşımış görünüyor. Ekim'den aralığa taşıdı. Bankofta 62 bin kontratla ikinci sırada. Dolayısıyla o kısa pozisyonlar devam ediyor. Bu kısa pozisyonların olmasının ne gibi bir handikapı vardı? Geçen yayınlarda bahsetmiştim. Piyasayı baskılıyor. Piyasa yukarıya gitmekte zorlanıyor. Böyle bir ortam, yani bu pozisyonların kapanmadan piyasanın yukarıya dönmesinin zor olduğunu bize gösteriyor. Neden? Çünkü yaklaşık 20 milyar TL büyüklüğünde bir pozisyon. Bu 20 milyar TL'lik pozisyon kapanmadan, pozisyon büyüklüğü anlamında bu VYOP'taki bu büyüklük kapanmadan, azalmadan piyasanın yukarıya gidişinin tek başına mümkün olmayacağını düşünüyorum. Bu kısaca piyasayla ilgili bilgileri verirken temettü ile ilgili bilgileri de aktarmak istiyorum. Yılın sonu yaklaşıyor. Temettü veren hisseler var. Ekranda tabloyu yansıtalım. Burada 16 Aralık'a kadar temettü verecek şirketlere görüyorsunuz. İşte Türk Traktör 8 Kasım'da temettüyü veriyor. İkinci taksidi de. Sonra Doğanlar Mobilya, Ford Otu, Aselsan, Ayen, DCTTR gibi şirketler listeyi zaten görüyorsunuz. Temettü vermeye devam ediyorlar. Bir de bu yayında şundan bahsetmek istiyorum ben. Biliyorsunuz bilançolar geliyor. Üçüncü çeyrek bilançolar geliyor. 11 Kasım'da sona erecek o bilançolar. Birçoğu aslında geldi. Ve bu bilançolardan sonra çeşitli araştırma şirketlerinin önerileri, raporları var. İşte hedef fiyat veriyorlar şirketlerle alakalı olarak. Bu hedef fiyatlarda en çok hangi kurumda analiz yapılmış ve o hangi şirkette analiz yapılmış ve o şirkette ortalama hedef fiyat nedir? Bununla ilgili bir tablo hazırlamıştım. Ekrana sevgili Uğur yansıtabilirse burada analizlerde ortalama hedef fiyatlar dedim. Türksel 17 kurum rapor çıkarmış bununla ilgili. Hedef 141.55, hava yollarında 441.37, Migros'ta 696, BİM'de 712, Akbank'ta 81.79, Mavi'de de 142.20 hedef fiyatlar olmuş. Bu şekilde tablo gidiyor. Burada da önümüzdeki dönem eğer pozisyon almak istiyorsanız hangi hedef fiyatlar nerelere kadar, aracı kurumlar ne görüyor, hangi bu hisseler nerelere kadar gidebilir? Tabii bunlar ortalama hedef fiyat derken önümüzdeki 12 aylık hedef fiyatlar. Dolayısıyla bu da size fikir vermesi açısından önemli bir analiz olduğunu düşünüyorum. Bu hafta kısaca aktaracaklarım bunlardı. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.